Evet, artık dersimize başlayabiliriz. Bugün son konumuz olan eksik rekabet piyasalarını işleyeceğiz arkadaşlar. Geçen hafta tam rekabet piyasasını işlemiştik ve demiştik ki tam rekabet piyasası teorik bir piyasadır. Ne demek bu? Günlük hayatımızda görebileceğimiz bir piyasa türü değildir. Özelliklerinden bahsetmiştik. O özelliklerin günümüz ticari koşullarında, günümüz ekonomik koşullarında ee, gerçekleşmesi mümkün değil. Onlardan bahsetmiştik. Ancak günümüzdeki e, piyasalar, günümüzde e, ekonomilerdeki piyasaların ise bugün anlatacağımız eksik rekabet piyasaları niteliğinde olduğunu geçen hafta söylemiştik. Neden eksik dendiğini, neden aksak dendiğini de anlattık geçen hafta. Tam rekabet piyasasını saymış olduğumuz o dört özelliğinden herhangi birisi ya da hepsi de aksıyor onu da bahsedeceğiz. Herhangi birisinin işlememesi, herhangi birinin yerine gelmemesi aksak ya da eksik rekabet piyasaları dediğimiz piyasa türlerinin ortaya çıkmasına sebep olur. Bu piyasalar bugün bugün onlardan monopol yani tekel, monopolcü rekabet yani tekelci rekabet ve oligopol piyasalarını işleyeceğiz. Geçen hafta Tam rekabet piyasası ile ilgili anlatım yaptık. Onun grafiklerini, hasılat ve maliyetlerle ilgili e, anlatımlarını yaptık ve kar nasıl gerçekleşir kısa dönem, uzun dönem dengesinden bahsettik gibi aynısını benzer yaklaşımı bugün e, tekel, daha doğrusu eksik rekabet piyasaları ile ilgili olarak yapacağız arkadaşlar. Evet, şöyle devam edelim. Evet. Dedik ki tam rekabet piyasasının koşulları olan çok sayıda alıcı satıcı, homojen mal üretimi, piyasaya giriş çıkış serbestisi ve tam bilgi koşullarından herhangi birisinin çalışmaması aksak rekabet ya da eksik rekabet piyasaları dediğimiz piyasa türünün türlerinin ortaya çıkmasına sebep olur. Bunlardan uç piyasa türü olan uç piyasa türü olan öncelikle tekel yani monopolden bahsedeceğiz. Yani tam rekabeti bir uca koyarsak tam rekabet monopolide diğer ucuna yazmamız gerekir ki bütün özellikleri bozulmakta. Ne demiştik? Çok sayıda alıcı ve satıcı vardı tam rekabette. Ama monopolde Tekelde tek satıcı var. Bu özellik bozuldu. İki homojen mal üretilmektedir. Bu evet e, böyledir ama tekel piyasasında tekelci firma bunu e, farklılaştırabilir. Ona bağlı. Ama o özellik e, monopolde şu şekilde ikamesi olmayan, ikamesi olmayan mal üretmektedir. Yani onun rakibi yok. Onun ürettiği malın Rakibi yok. Dolayısıyla piyasada üretilen tek bir mal var. O zaman da homojenlik koşulundan söz edebilmem için bir ya yani çok sayıda firması olma, o firma olması gerekirdi. Ama tek ürün var. Rakip yok. Diğer özellik neydi? Piyasaya giriş çıkış da herhangi bir engel yoktu tam rekabette. Ama monopolde yani tekelde piyasaya giriş çıkışı engelleyen Yasal ve doğal nedenler var. Biraz sonra bahsedeceğiz. Dördüncü özellik, bilgi, tam bilgi. Hani şeffaflık dediğimiz. Burada tamamen teker firmasının kontrolünde olan bir şey. Yani tam bilgiden söz edemeyiz. Şimdi gelelim monopolün tanımına ya da tekerin tanımına bakalım. Yakın ikamesi olmayan bir malın ya da hizmetin üreticisinin ve veya sunucusunun tek firma olduğu piyasa yapısıdır. Tekel, monopol. Tekel deyince aklımıza ne geliyor? Evet, o tür ürünlerin satıldığı yerleri anlıyoruz. İşte Türkiye'de tekel kurumu var. Neden? Tekel kurumunun sattığı ürünler, geçmişten bahsediyoruz şu anda, o konuda da serbest piyasa koşulları var. Sadece tekel firması üretir ve satardı o ürünleri. O yüzden tekel denmişti. Aslında piyasanın adı o. Piyasanın adı o, tekel. Bir örnek Geleceğim zaten. Türkiye'de mesela. Şu anda yok. Ha, şimdi yavaş yavaş geleceğiz. E, yasal tekel'i anlattığımızda o örnekleri de vereceğiz, tamam mı? Şimdi şeylere de. Gelelim e, homojenün, ürün farklılaştırılmış ürün nedir? Geçen hafta bahsettik. Homojen ürün ne dedi? Hangi firmanın olursa olsun mal aynı hiçbir farkı yok. Aynı ürün. A firması, B firması, C firması. Ama burada tek firma var. Farklaştırılmış ürün ya da mal ne? Herhangi bir nedende, herhangi bir yolla, herhangi bir yöntemle bir malı diğer maldan ayırt edici bir özellik kazandırılmışsa o ürüne o ürün o mal farklılaşmış demektir diğerlerinden. Rengi, şekli, kokusu, içeriği, üzerinde etiket, marka bile olması oyunun farklılaştığını gösterecektir. Sunum, bu da önemlidir. Herhangi bir reklam faaliyeti, herhangi bir farklılaştırmaya yönelik aktivite söz konusu malın farklılaşmasına sebep olacaktır. Farklılaşmış mal konusunu monopol rekabeti de daha detaylı ayrıntılı anlatacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim monopol piyasasının özelliklerini birinciyi söyledik monopolci firmanın ikamesi mümkün olmayan ya da yakın ikamesi olan herhangi bir mal ya da hizmet piyasada yok ve o mal tek üretici tarafından ya da satıcı tarafından üretilip satılmakta tek firma var birinci özelliği İkinci özelliği monopolci firmanın fiyat belirleme gücü vardır fiyat belirleme gücü vardır yani ürününü istediği fiyattan satabilir ama tam rekabette neydi? Fiyat piyasada belirlenirdi. Arz ve talep tarafından firma o fiyatı baz alarak, veri alarak e, ürünü satabilmekti. Ama burada monopolde, tekelde firmanın fiyat belirleme gücü var arkadaşlar. Monopolcu firmayı rekabetten koruyan, yani rekabetin oluşmasını engelleyen diğer bir değişikliğe, tek kalmasına sebep olan tek kalmasına sebep olan yasal ve doğal nedenler vardır. Bunlar monopol piyasasına ilişkin özellikleri olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bir saniye. Mouse'u göremiyorum ama önceki grafiğe gelmeye çalışıyorum da. şey sunuya. Evet. Dolayısıyla tekeli iki ayırarak inceleyebiliriz. Yasal monopol ya da tekel ya da doğal monopol ya da tekel şeklinde söyleyebiliriz. Baktığımız zaman e, piyasa gücünün yani tekel gücünün oluşmasının birinci nedeni ölçek ekonomileri. Ölçek ekonomileri firmaların büyüklüklerinin e, onlara sağlamış olduğu tasarruf avantajlarını gösterecektir. Farz edelim, farz edelim altı e, tane firma var. A firması B, C, D ve E firmaları var. Şimdi burada A firması piyasanın %60'ını kontrol ediyor. Geri kalanlar ise %10 şeklinde piyasayı eşit bir şekilde paylaştıklarını düşünelim. Öyle varsayalım. Şimdi A firması yoğun üretim gerçekleştirdiği için diğerleriyle karşılaştırdığınız zaman her bir firmanın neredeyse alt, her bir firmanın altı katı büyüklüğünde üretim yapıyor. Dolayısıyla girdi temininde bir örnek vererek söylüyorum. Girdi temininde diğer firmalara göre avantajlı olacaktır. Bunlar bir birim alırken bu altı birim alacaktır. Bir birim alanın girdi temininde ödediği fiyatla Altı birim alının e, girdi temininde ödediği fiyat farklılaşacaktır. Örneğin siz bu firmalara diyelim ki X girdisini satıyorsunuz. A firmasına mı daha uygun fiyat verirsiniz diğer firmalara mı? A'ya değil mi? O daha çok alıyor. O daha çok girdi satın alıyor. Dolayısıyla A diyelim ki herhangi bir ürün, herhangi bir ürünü üretsin, herhangi bir ürünün piyasası olsun bu. Bu rastgele söylüyorum. 10 liraya üretirken bunlar 15 liraya üretiyorlar ürünü. Neden? Çünkü A firması girdi temini aşamasında daha ucuza alıyor girdiyi. Çünkü rastgele söylüyorum bu 60 ton alırken, diyelim ki X girdisinden 60 ton alırken bunlar 10'ar ton alıyor. Bu 60 ton aldığı için X girdisini satan firma, A firmasına daha uygun fiyatlı girdiği temin edecektir. Bu çünkü bir pazarlık gücüdür. A firması bunu yapar. Her türlü girdiği düşünebilirsiniz. O durumda her edinilen girdide aynı ürünü üretiyorlar. Her e, üretilen üretilen mal için her girdi için daha düşük fiyata satın alacak. Maliyeti düşük gerçekleşecek. Şimdi A firması X ürününü X'i girdi için kullanmıştık. Y ürününü bunlara göre daha ucuza mal edecektir. 10 liraya bunlar ise 15 lira. Şimdi A firması 11 liraya da satsa kar eder mi? Eder. Peki diğer firmalar 11 liraya satabilir mi? Satar ama kar elde edebilir mi? Edemeyecektir. Çünkü 15 liraya mal ettiği ürünü 11'e satarsa 4 lira zararı var ürün başına. Şimdi Tabi A firmasının bu e, kararına bağlı. 16'ya da satabilir. O zaman bunlar da kar eder. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama kalkar da 11'e satarsa bu zaten kar ediyor. Diğerleri zarar edecek. Acaba ne kadar bu zarara dayanabilecekler? Hani her ürün başına 4 lira ekstradan kasadan para kasaya para girmeden 4 lira para çıkıyor. Ne olacak? Bir müddet sonra bu firmalar piyasayı terk edecek. Doğru mu? Piyasayı terk edecek. O zaman geriye ne kaldı? A firması kaldı. Tekel mi? Evet piyasada tekel hale geldi. Buna doğal nedenler diyoruz. Doğal. Kendiliğinden oluşan tekel. Doğal. Patent ve telif hakları. Bu da yasal tekele örnek olarak karşımıza çıkıyor. Tekel Kanunlarla, yasalarla, devletin uygulamalarıyla belli firmalara e, verilebilir. Bir ürünün üretimi ve satışı belli firmalara verilebilir. Günümüzde bakıyoruz. Örneğin, e, ihaleler yapılır. İhaleler sonucunda bir firma o ihaleyi alır ve tektir. Örneğin, e, Neyse yani öyle şeyler oluyor. O farklı bir şey. Mesela BOTAŞ'ı düşünelim. BOTAŞ. BOTAŞ doğalgaz ve petrol ithalatında devlet tarafından tekel gücü verilmiş bir firma. İthalat onun üzerinden yapılıyor. Mesela Eskişehir'de Eskaz. Hani doğalgaz satışını kim yapıyor? Eskaz yapıyor. Başka firma var mı? Yok yasalarla o hakkı satın almış. Artık süreci bilmiyorum. İhaleye mi girdi nasıl oldu onu bilemiyorum. Ama tekel midir? Evet tekeldir. Gücünü nereden alır? Yasalardan alır. Örneğin Lig TV yayınlarını düşünelim. X bir firması, bir X firması onu aldı. Lisans sözleşmesi var, lisansını aldı. Artık o sürede olan lisansta yazan süre müddetince tekeldir. O maçların yayın hakkı o firmadadır. Nasıl oldu bu? Yasalarla oldu. Bunlara yasa yasal tekel diyoruz. Patentler. Bir patent tabii ki icat eden, buluşu gerçekleştiren kişi ya da firmaları korumak amacıyla uygulanan yasal bir uygulama şeklinde söyleyebiliriz. O kişi o icadı yaptı ya da o firma o icadı yaptı, patentini aldı, devlet de onayladı bunu. Artık o ürünü üretime hakkı patent sahibinde. Kim koruyor? Nasıl? Yani güç nereden geliyor? Yasalardan, kanunlardan geliyor. Ulusal ve uluslararası yasalardan geliyor. İşte 20 yıl boyunca, 25 yıl boyunca bu hak o kişiye ait. Ondan başka hiç kimse bu malı e, üzerinde hak iddia edemez. Kritik ham maddelerin özel mülkiyeti. Bu da doğal tekele yakın. Yani kendiliğinden oluşan tekel. Herhangi bir mal ya da hizmetin üretiminde ham madde, önemli ham madde bir kişi sahipse, bir firma sahipse. Örneğin Türkiye'de, kitapta da o şekilde. Eti, bor, gümüş madenleri. Tek o çıkartıyor. Teker. Dolayısıyla onunla eğer kalkar da bor madeniyle üretilen bir mal üretmeye kalkarsa ki yapabilir yasal koşullarda bunu yapabilir o zaman nedir? O ham maddenin tek sahibi olduğu için tekel gücünü elde etmiş oluyor. İstediği gibi o ürünle e, ham maddesi bor madeni olan o ürünü üretip satabilir. Ve de tek midir tek kimseye verme, vermeyebilir kendisi yapabilir tekel midir evet tekeldir. Yani kritik maddenin mülkiyetine de sahip olmak yine tekeli yaratan e, unsurlardan. Kamu ayrıcalıkları dediğimiz aslında e, biraz önce anlattım. Lisans sö sözleşmesi işte Botaş örneğini verdik. Yasalarla ona ayrıcalık ver verildi. Botaşa ayrıcılık vardı. İşte İstanbul'da İgdaş düşündüğünüz zaman söz konusu gazın dağıtımı ile ilgili firma. gelelim network dış sağlıklarına. Burada da arkadaşlar o firmanın o firmanın network biliyoruz A net A demek. Bir A oluşturması, o kitabımızda da Windows, Microsoft örneği verilmiş. Şimdi baktığınız zaman işletim sistemlerinde çok önemli bir miktarda kullanılan işletim sistemine baktığımız zaman büyük oranda, orada kitabımızda da %90 gibi bir oran vermiş, bu işletim sistemi kullanılıyor. Dolayısıyla başlık işletim sistemleri olmasına rağmen bir şekilde o A oluşmuş. Dolayısıyla Windows işletim sistemini dünyada tekel gibi bir duruma gelmiş durumda. Ne oldu? O ağın yarattı. Diyelim ki bir girdi. O girdiyle çalışan firmalara baktığımızda hep o girdi talep ediliyorsa, o girdi biliniyorsa, o girdi ile ürün üretiliyorsa ve de ısrarla o firmanın ürettiği ürün girdi olarak isteniyorsa demek ki o firma o ağı yaratabilmiş. O ağı yaratabilmiş. Örneğin diyelim ki e, mobilyacılar. Mobilyacılar mobilyayı boyamak için bir e, boya satın alıyorlar. Bir firma diyelim ki o boyayı üreten firma iyi bir ağ oluşturdu. Müşterileri e, sıkı ilişki kurdu. Onları bağladı diyelim. O bağı koparmadığı müddetçe o A yaygınlaşacaktır. Mobilyacılar artık gidiyorsunuz hep aynı marka boyayı istiyor. Halbuki başka firmalar da var. Ama tekel konuma kendi o network'ün o çalışma ağını oluşturmuş. Ve herkes o girdiği istiyor. Herkes o girdiği istiyor. Dolayısıyla ne oldu? Kendiliğinden bir tekel ortaya çıkmaya başladı. Öpe, öteki firmalar ürün satabilir mi? satabilir ama bir yere kadar. Bir bakmışsınız piyasayı terk etmiş, gitmişler. İkarım e, ürün satamıyorum, kar edemiyorum. Sebep o firmanın e, ürünlerinin ülke tarafında ya da dünya tarafında artık ne derseniz bölge tarafından kabul edilmesi ve onun kullanılıyor olması ona bir ayrıcalık kazandırdı ve diğer firmalar karşısında rekabet avantajı sağladı. Diğer firmalarda bu koşullarda ürünlerini satamadığı halde piyasayı terk etmek zorunda kaldı şeklinde söyleyebiliriz. Birleşme devralmalar. Bakın bunlar da örneğin şurada örnek verdik. A firması. B, C, D, E firmasını satın aldı. Başka firma kaldı mı? Kalmadı. Bakın birleşme ile tekelin oluşması veya bu 5 firma toplaş toplandı bir firma oluştu. Bir e, diyelim ki F firmasını kurdular. F firmasını kurdular. Tek. Ama günümüz koşullarında buna müsaade edilmez arkadaşlar. Yani firmalar birleşsin, bir firma kursun, tekel gibi davransın. Buna müsaade edilmez. Böyle durumlarda e, Rekabet Kurumu'nun onayı gerekir. Bir firma bir firmayı satın alacaksa veya birleşip bir firma kuracaklarsa rekabet kurumunun buna onay vermesi gerekir. Dolayısıyla bu tür teorik olarak böyle bir şey var ama uygulanması yasalarca izin verilmeyecek bir durumdur. İzin verilmeyecek bir durumdur. Evet, şimdi gelelim monopolci firmanın talep ve hasılat eğrisine nasıl bir durum olacak? Bir kere Tekel diyoruz, monopol diyoruz. Dolayısıyla monopolci firmanın talep eğrisi aynı zamanda piyasa talep eğrisidir. Arz eğrisi de aynı zamanda piyasa arz eğrisidir. Her şeyi çünkü arz ürünü zaten kontrol ediyor. Arzı o gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla o ürüne olan talep de piyasa talebini oluşturacaktır. Ve burada monopolci firmanın direkt fiyatı belirleme gücü var. Fiyatı direkt olarak doğrudan belirleme gücü var. Ben bu ürünü 5 liraya emal ettim 20 liraya satıyorum. Yapamaz mı? Yapabilir, satabilir. Ha piyasaya sürebilir. Acaba alan olur mu? Şimdi alan olur mu derken neyi belirttik? Talep yönünü belirttik. Tamam siz 20 liraya ürünü satabilirsiniz ama o ürün 20 liraya alıcı bulur mu? O zaman neyi söylüyoruz? Monopol firması, tekel firması arz yönünü belirleyebilir, Fiyatı belirleyebilir ancak e, talep yönünü belirleyemeyecektir. Orada karar verici kim olacaktır? Piyasadaki alıcılar olacaktır. Burada baktığımız zaman e, firma arz yönünü belirliyor, talep yönünü belirleyemiyor. Yani fiyatı yüksek tuttuğunu düşünelim. Diyelim ki 20 lira dedi. 20 liradan iki kişi al, alırız dediler. E şimdi firma iki tane sattı bir daha satmayacak mı? Yeter mi bana diyecek? Ha, daha fazla satmak isteyecek. O zaman daha fazla satabilmesi için ne yapması gerekir? Fiyatı düşürmesi gerekir. Ne yaptı? 19 liraya düşürdü fiyatı. Ha, eskiden 20 liradan 2 kişi alırken şimdi 5 kişi daha ben alırım dedi. 7'ye çıktı. Daha fazla satmak istiyor. O zaman fiyatını düşürecek. Ha ne oldu? Talep kanunu aslında bir yerde kendini göstermeye başladı. Fiyat düşerken talep artmaya başladı. O zaman monopoli firmanın e, ürününe olan talep eğrisi nasıl bir eğridir? Sol yukarıdan sağ aşağıya azalan bir doğru şeklindedir şeklinde söyleyebiliriz. Bakın şöyle bir tablomuz var tabloya gelelim. Bakın ürün fiyatı 100 lira. Tabloya bakalım. İkinci sütun, fiyat sütununa bakalım. Fiyat 100 lira. Kaç kişi alıyor arkadaşlar? Sıfır. Bakın satış miktarı, çıktı miktarı sıfır. Ne yapması gerekiyor? Fiyatı düşürmesi gerekiyor. Fiyatı 90 liraya düşürdü. Bir kişi alırım demiş. Bir kişi alırım demiş. 90 lira ödemiş. Daha bir ürün satıldığı için. Toplam hasılat da 90. Ortalama hasılat da 90, marjinal hasılat da 90. Bir tane ürün satılmış çünkü. Ortalama hasılat neydi? Toplamda. Toplamda. Toplamda şey. Toplam hasılat bölü miktar diyoruz. Yani satış miktarı başına hasılatı gösterir. Ben diyelim ki toplam hasılatım 100 lira. 10 tane ürün sattıysam ortalama hasılatım ne olacak? 100 toplam hasılat bölü satış miktarı Q 10 diyorum. 100 bölü 10. O zaman ortalama hasılatım 10'dur şeklinde söylüyoruz. Burada toplama hasılatımız 90. Ortalama hasılatımız ne olur birinci ürünün satışında? Yine 90. 90 bölü 1, 90. Marjinal hasılatımız ne olacak? Bir tane daha sıfırdan bire çıktık. Bir ürün sattık o da 90 olacak. O da 90. Gördüğümüz gibi hepsi 90 olarak karşımıza çıkıyor. Bir tane daha sattık. Ne yapmamız gerekti? Fiyatı düşürmemiz gerekti. Fiyatı 80'e düşürdük ve satış miktarı 2'ye çıktı. 2'ye çıktı. Hasılat ne oldu? 90 artı 80. Çünkü ikinci üründe ben 80'e sattım. 90 artı 80. 90'dan 80'e orada bir hata mı var? Ha iki ürün sattık 2 i̇ki, iki çarpı se, 80 160. Bakıyoruz e, ortalama hasılat ne olacak e, 160 bölü 2 80. Geçen hafta ne demiştik arkadaşlar firmanın ortalama hasılatı aynı zamanda fiyatı verir demiştik hatırlayın AR şöyle yazalım şunları silelim. AR yani ortalama asılat aynı zamanda fiyat, tır demiştik. Ve AR eğrisi aynı zamanda talep eğrisi olduğunu söylemiştik. AR eğrisinin aynı zamanda talep eğrisi olduğunu söylemiştik. Bunları unutmayalım. Bakın burada şunu görüyoruz. Fiyat düştükçe daha çok satmak istiyorsa monopol firması fiyatı düşürmesi gerekiyor. Fiyatı düşürdükçe de sattığı miktar artıyor. Bakın ortalama hasılat, marjinal hasılatı karşılaştırdığımız zaman ilk satış düzeyinde birbirine eşit oluyor. İkisi de 90. Ama ondan sonra her satışta fiyat düştüğü için ortalama hasılat hep marjinal hasılatın üzerinde gerçekleşiyor. Bakın ikisi de azalan. Marjinal hasılata bakıyoruz 90, 70, 50, 30 şeklinde azalan bir şekilde. Ortalama hasılatta o şekilde. Şimdi bunları grafiğini çizelim. Toplama ee, toplam hasılatla birlikte çizmeye çabalayalım. Şu toplam hasılat olsun. Şu da ortalama hasılat, ortalama e, marjinal hasılat şeklinde söyleyelim. İkisi de ilk birim satış neydi? 100 birimdi. 100 lira. Şuraya bir de fiyat diyelim. Şurada birinci ürünün satışı. İkisi de buradan başlayacak. Hem marjinal hem de ortalama hasılat buradan başladı. Çizelim ben rastgele çiziyorum. Biraz daha Evet, şu ortalama hasılat, şu da marjinal hasılat. Şimdi toplam hasılatı çizelim, şöyle çıkalım yukarıya doğru. Şimdi neden buradan çıktım? Marjinalin yata marjinal hasılat eğrisinin yata ekseni kestiği yerden çıktım. Orada marjinal hasılat sıfır. Marjinal hasılat sıfır. Ne demiştik? Marjinal e, genelde marjinaller. Le toplam arasında şöyle bir ilişki vardı. Marjinal sıfır olduğunda toplamlar maksimum oluyordu. İşte marjinal fayda sıfır olduğunda toplam fayda maksimum. İşte marjinal gelir sıfır olduğunda toplam gelir maksimum olur şeklinde. Şimdi onu da yapalım. Şöyle. Bakın burası marjinal gelirin sıfır olduğu yerde toplam gelir maksimum noktaya ulaşacak... Buradaki e, tabii burada e, marjinal gelirin sıfır olduğu yeri tam tespit edemiyoruz. Tabloda verilmemiş. 10 ile eksi 10'a baktığımız zaman işte 5,5 mu? 5,5'a falan denk geliyor. Tam şey olmamış. E, grafikte karşılığını tabloda gösteremiyoruz. Şurada önemli bir nokta var. Şu iki uzaklık birbirine eşit. Şuradan itibaren diyoruz. Şu iki uzaklık birbirine eşit. Yani şu Marjinal gelir eğrisinin yata ekseni kestiği yer şu ortalama gelir eğrisinin orta noktası. Orta noktası. Şurası birbirine eşit. Şuranın esnekliği için ne dersiniz? Orta nokta burası. Sıfır. Sıfır mı? Bir. Heh. Esneklik burada bir. Şimdi bu neden önemli? Bu neden önemli? Birim esnek. Şimdi... Ne demiştik? Bunun üstünde esneklik neydi? Birden büyük esnek talep. Bunun altında esneklik birden küçük inelastik talep. Ne demiştik? Eğer esneklik birden küçükse inelastik talep varsa firma hasılatını artırmak için ne yapması gerekirdi? Fiyatını artırması gerekirdi değil mi? Ekmeğin mesela esnekliği birden küçüktür e, fırıncılar hiç fiyatı düşürelim derler mi? Demezler. Hep artırmak isterler. Neden? Çünkü fiyat artarsa hasılatları artacak. Dolayısıyla burada da esneklik birden küçük. Fiyatın artırılması gerekir. Ki bakın burada toplam hasılat maksimum noktaya ulaşıyor. E şimdi buraya kadar fiyatı düşürdü. Buraya kadar fiyatı düşürdü. Peki bundan sonra e, tekelci firma fiyatını düşürmeye çalışırsa ne olacak? Hasılat kaybına uğrayacak. O yüzden burası kritik noktadır ki tekel firması şundan sonra, şuradan sonra fiyatını düşürmek istemeyecektir. Kritik noktadır burası. Burası kritik noktadır. Ha esneklik birden büyük olduğunda ne demiştik? Eğer firma hasılatı artsın istiyorsa fiyatını düşürmeli demiştik. Düşürmeli ki tekel firması düşürdü, düşürdü, düşürdü. Buraya kadar geldi. Burası son nokta. Buradan daha aşağıya fiyatını düşürürse hasılatı düşecektir. Kritik yer burasıdır şeklinde söyleyebiliriz. Şöyle devam edelim. Geç tepki veriyor. Evet buradaki grafiğin benzerini yerlerini değiştirdik. Toplama hasılatı üzerine üzer, yukarıya almıştım ben. İşte burası önemli arkadaşlar. Burası önemli şekilde karşımıza çıkıyor. Şu eğri aynı zamanda talep eğrisidir. Aynı zamanda talep. Bunu hiç unutmayın. Hangi piyasa türü olursa olsun. Talep eğrisi aynı zamanda ortalama gelir eğrisidir. Bunu unutmayın. Şimdi ben bunu anlattım. Bu monopol için anlattım bunu. Bu monopolcu rekabet içinde böyledir. Oligopol için de böyledir arkadaşlar. İkisi için de aynıdır. Yani ben şimdi monopolcu rekabet için aynı şeyi bir daha anlatmayacağım. Aynısı çünkü. Oligopol için aynısını bir daha anlatmayacağım. Çünkü aynı. E, eğri aynı. Hasılatlar aynıysa niye bunlar farklı? Şurada farklılık ortaya çıkıyor arkadaşlar. Farklılık e, talep eğrilerinde ortaya çıkıyor. Eğim, rekabet arttıkça eğim azalacaktır. Rekabet azaldıkça, tekele gidildikçe eğim artacaktır. Yani şöyle diyelim tam rekabet. İçinde ne dedik talep eğrisi yatay eksene paralel demiştik. Rekabetin en yüksek olduğu piyasa türüdür. O yüzden yatay eksene paralel bir doğru şeklinde. Ee, şimdi tekeli söyleyelim. Tekel diğer uç piyasa türü. Burada talep eğrisinin en dik olduğu şekildir. En dik oldu. Oligopol biraz daha tekele yakındır. Oligopol. Bunun için çizersek bunun kadar dik değil ama biraz yatık bir eğri çizerim. Diyelim ki monopolcu rekabet ya da tekelci rekabet. Bu da bunda da şuna göre daha yatıktır. Örneğin biraz daha şöyle çizebilirim. Bakın rekabet arttıkça tek firma var, ee, çok e, az sayıda az sayıda büyük firma var, en az iki firma var, alıcı satıcı çok, bakın ve sonsuz alıcı ve satıcının olduğu durumda da yata eksene paralel. Fark burada. Bakın bunlar birbirine benziyor. Sadece eğimler farklılaşıyor ama eğrilerin şekilleri aynı. Negatif eğimli. Üçünde de bakın negatif eğimli. 3. üçünde de toplam hasılat eğrisi, toplam gelir eğrisi böyle çan eğrisi şeklinde. Üçünde de aynı. Yani bunları her birisi için tekrarlamayacağım. Peki e, maliyet hepsinde aynı. Maliyet hepsinde ortalama maliyet eğrisi böyle. Marjinal maliyet eğrisi aynı. Değişen bir şey yok. Tam rekabette de, monopolcu rekabette de, oligopolde de, tekelde de e, maliyetler aynıdır. Şimdi devam edelim. Bakın burada e, iki tabloda kar maksimizasyonu gösterilmiş Kar maksimizasyonu koşulu neydi? Geçen hafta söylemiştik arkadaşlar. Marjinal gelir eşittir. Marjinal maliyeti olduğunda kar maksimum olur demiştik ki ve de şunu da söylemiştik geçen hafta. Bütün piyasalarda böyledir. Hepsi için. Hepsi için marjinal gelir, marjinal maliyeti eşit olduğu satış düzeyinde kar maksimum olacaktır. Buraya baktığımızda marjinal gelir, marjinal maliyeti hangi satış düzeyinde eşit olmuş? Bakın 10-10. Marjinal maliyetten aşağı iniyorum 10. Marjinal gelirden aşağı iniyorum. Dördüncü ürün satıldığında marjinal maliyet ve marjinal gelir birbirine eşit olmuş. Dolayısıyla karın maksimum olduğu satış düzeyi dördüncü birim satış düzeyi şeklinde söyleyebiliriz. Bakın. Şuraya çizeyim ben o grafiği. Benzer bir grafiği çizeyim. Ve ben orada sayılar var. O sayıları kullanırız. Şuradan itibaren mi çizeyim orada öyle mi yapmış? Oradan farklı bir şey çizmeyeyim. Şöyle yapalım. Şu ortalama gelir eğrisi olsun. AR. Şu tam ortasından geçireceğim. Şurası olduğunu varsayalım. Şu marjinal gelir eğrisi kırmızı tahtabearlerimiz şurada. karşı tarafta var mı? Ha, şurada varmış. Tamam. Şurada bolca var. Şöyle yapayım ben rastgele çiziyorum. Şu ortalama maliyet eğrisi olsun. Ee, şu şöyle yapalım. Şekli tam oturtmam lazım. Sorun değil. Şöyle çizelim. Şu marjinal maliyeti önce çizeyim de. Şöyle yapalım. Doğru olmadı. Şu ortalama maliyet. Neye çabalıyorum acaba? Ha e, marjinal maliyeti ortalama maliyeti minimumundan geçirmeye çabalıyorum. Onun için doğru bir eğri çizmeye çalışıyorum. Şöyle yapalım. Şurası minimum olsun. Şöyle. şekilleri hani tam oturmamış olabilir burada mantığı almamız önemli mantığı almamız şurası minimumu şuradan geçireceğim Heh. şu da marjinal maliyet ha, şimdi ortalama gelir eğrisi marjinal gelir eğrisi marjinal maliyet ortalama maliyet eğrisi şimdi ben diyorum ki ben diyorum ki kar maksimum olduğunda, kar maksimum olduğunda toplam kar ne kadardır? Şimdi benim hareket noktam ne olacak? MR eşit MC. Acaba nerede gerçekleşti? Neye bakacağım? Marjinal gelir eğrisiyle marjinal maliyet eğrisi nerede kesişmiş? Şurada. Bakın. Şura kesim noktası. Bu satış düzeyinde kar maksimummuş. Ne diyelim? Oradaki sayılara bakmıyorum ben. Buraya 200 diyelim. Şurası 200. Şu noktadan kesikli çizgilerle indim. 200'e denk geldi. 200. Ha. Benim için marjinal maliyet ve marjinal gelir eğrilerinin önemi burada bitti. Şu an için. Şu an için bitti. Devam. Tabii ki önemli eğriler. Ee, ne yaptım? Kar maksimizasyonunu hangi satış düzeyinde olduğunu belirledim. Peki bu satış düzeyinde... Fiyat nedir? Yani bu satış düzeyinde ben ürünü kaça satmışım? Nereye bakacağım? Fiyatı hangi eğriden alıyorduk? A, AR yani ortalama gelir eğrisinden yani talep eğrisinden alıyorduk. Şimdi ben 200 binlik satış düzeyinden kesikli çizgilerle çıktım. Ortalama gelir eğrisini şu noktada koordinata, koordinat burası. Buradan bakıyorum fiyat ne kadar? Diyelim ki 10 olsun. Fiyat 10. Burada ortalama gelir var, marjinal gelir var, fiyat var, ortalama maliyet, marjinal maliyet değerleri var. Şurada da satış miktarı var. Ha ben bir ürünü ne kadar bir ürünü ne kadar sattığımı buldum. 10 liraya satıyormuşum. Peki karı bilmem için neyi de bilmem gerekiyor? Maliyeti de bilmem gerekiyor değil mi? Bir ürünü ona satmışım acaba kaça mal etmişim onu nereden öğreneceğim? Ortalama maliyet eğrisinden. Kesin, 200'den kesikli çizgilerle çıktım. Ortalama maliyet eğrisini şurada kesti. Bakın şu bizim ortalama maliyet eğrimiz. Şurada kesti. Ne kadarmış? Geldim. Yani bu da 6 olsun. Ha, bir ürünü ona satmışım. 6'ya mal etmişim. Benim ortalama karım nedir? 4. Bir ortalama kar nedir? bir üründen elde ettiğim kar. Ortalama kar eşittir Ortalama kar eşittir toplam kar bölü satış miktarı. Toplam. Marjinal kar nedir? Toplam karda meydana gelen değişme bölü satış miktarında meydana gelen değişme. Bu formüller hemen hemen hepsi birbirinin aynısı. Şimdi şu örneğe göre Kar maksimumun olduğunda toplam kar ne kadar deriz arkadaşlar? Bir üründen 4 lira kar elde ediyorsam 200 üründen kaç lira kar elde ederim? 800. Yani şu dikdörtgenin alanı. Şurası. Kısa kenar, uzun kenar. 4 çarpı 200. Diyorum ki toplam kar 800. Ne kadar mal satmışım? 200. 800'ü 200'e bölürse bölersek 4 çıkacaktır ki bu beni bana ortalama karı verir. Peki burada toplam maliyet ne kadardır? Nasıl buluruz toplam maliyeti? Evet yani 6 çarpı 200 yani ben bir ürünü 6 liraya mal ediyorsam, kar maksimumken, kar maksimumken bir ürünü 6 liraya mal ediyorsam, 200 ürünün maliyeti nedir? Yani toplam maliyeti bulmaya çalışıyoruz. O da nedir? Şu dikdörtgenin alanıdır. Onu da şöyle yapalım. Şu dikdörtgenin alanı. Yani 6 çarpı 200. Burası da bana toplam maliyeti veriyor. Toplam gelir ne kadardır? Toplam gelir 10 çarpı 200 çok güzel. Şu şu alan şu alan diye söyleyebiliriz. Şu alan 10 çarpı 200 yani 2000 liraymış toplam hasılat. Nasıl yaptık? Tekrar edin. Öncelikle ne yaptık? Kar nerede maksimum oluyor? Onu belirledik. Orada ne iş yaptık? MRMC nerede? Kes eşit olduğu yer, kesiştiği yer. Burası bana kar maksimumken ne kadar mal sattığımı gösterecek bana. Onun için de kesiştiği yerden kesikli çizgilerle satış miktarının gösterildiği y, x eksenine kesikli bir çizgi indim. 200 olduğunu buldum. Ondan sonra ne yaptık? Çok güzel. 200 birim mal satıldığında kar maksimummuş. Peki kar ne kadar? Onu bulmam için e, ne yaptım? Fiyatı belirledim. Onun için ortalama gelir eğrisine kesikli çizgilerle çıktım. Ortalama gelir eğrisi yani talep eğrisini burada kesti. Miktar e, değer eksenine gittim. 10 olduğunu buldum. Ha ben bir ürünü 10 liraya satıyorum. Karı bulabilmem için maliyeti bilmem gerekiyor. Onun için de ne yaptım? 200 birimden kesikli çizgilerle çıktım. Ortalama maliyeti şurada kesti. Buradan geldim. 6 olduğunu buldum. Yani ben bir ürünü ona satmışım. 6'ya mal etmişim. Ürün başına 4 lira kar elde etmişim. Yani bir üründen elde ettiğim kar. E 200 üründen yani kar maksimumken ne kadar karım var? Bir üründen 4 lira kar ediyorsam 200 üründen ne kadar kar elde ederim? Şu dikdörtgenin alanı. Şu dikdörtgenin alanı. Onunla da ne dedik? 4 çarpı 200, 800 olduğunu söylemiştik toplam kar. Tamam. Anlaşılmayan bir yer var mı? Bütün diğer 3 piyasada monopol, oligopol ve tekelde elde bu arkadaşlar. Bu bilmemiz gereken eğriler. Toplam hasılat salatı eğrisini gördük. Hepsinde aynı. Fark ne demiştim? Eğimleri farklılaşıyor. Bir ara verelim. Arkadaşlar tam rekabette demiştik ki kısa dönemde de, uzun dönemde de normal üstü yani aşırı kar yoktur. Anlık durumlar olabilir. Tam rekabet ne demiştik? Teorik bir piyasa türü. Yani bir yüksek bir kar bile olsa o firmaların piyasaya girmesiyle ortadan hemen kalkıyor. Uzun dönemde normal üstü kar yoktu. Geçen hafta anlattık. Ancak monopol piyasasında kısa dönemde de Uzun dönemde de normal üstü kar vardır. Çünkü firmanın fiyat belirleme gücü vardır. Fiyatını da normal üstü kar olacak şekilde, yani normal üstü kar neydi geçen haftadan hatırlarsanız, fiyat, fiyat eğer ortalama toplam maliyetten büyükse buna ne diyorduk normal üstü kar, aşırı kar diyorduk. Ve monopolci firmanın Fiyat belirleme gücü olduğu için ne yapacaktır? Fiyatı ortalama toplam maliyetten büyük olacak şekilde belirleyecek ve normal üstü karı kısa dönemde de uzun dönemde de ulaşabilecektir. Uzun dönemde monopolcu firmanın karını daha da üst düzeye çıkarmasında ona bir strateji, bir politika gücü var o anlamda nedir bu fiyat farklılaştırması? Tekelci firma e, ürününü e, farklı fiyatlardan aynı ürünü farklı fiyatlardan farklı alıcılara sata, satabilir. Buna fiyat farklılaştırması diyoruz. Aynı malın tek bir üretici, tekelci firma tarafından farklı alıcılara farklı fiyatlardan satılmasıdır fiyat farklılaştırması. Fiyat farklılaştırmasının koşulları var. Nelerdir bunlar? Bir e, firmanın fiyat belirleme gücü olacak. Yani tekel gücünün olması lazım fiyat belirleme gücü. İki firmaları tüketiciler birbirinden ayırabilecek. Yani herhangi bir e, özelliğe göre, bu e, gelirine göre olabilir. Bu bulunduğu bölgeye göre olabilir. Yani bir şekilde birbirinden ayırması gerekir. Yaşa göre olabilir. Ve tanımlayabilmeli. Üçüncüsü, firmanın sattığı ürün sadece kullanıcısına fayda sağlayacak. Yani bu kişi de sınırlı olacak. Yani bu kişi o ürünü başka birine satamayacak. Başka birine pazarlayamayacak. Bu özelliklere sahipse ya da piyasalar arası geçiş, hani bölümlerde ayırdı ya birbirinden, aradı, bunların birbirlerini geçişi olmayacak. Olsa bile maliyet çok yüksek olacak. Böyle bir durumda uyguladığınız fiyat farklılaştırması başarılı olacaktır. Üç tür fiyat farklılaştırmasından söz edebiliriz. Bir, birinci derece, ikinci derece ve üçüncü derece fiyat farklılaştırması olmak üzere üç fiyat farklılaştırması türü vardır arkadaşlar. Birincisi tam ya da mükemmel fiyat farklılaştırması dediğimiz birimler arası fiyat farklılaştırması olarak karşımıza çıkıyor. Bu uygulanması en zor olan fiyat farklılaştırmasıdır. Çünkü bunun başarılı olma olası biraz düşüktür. Bir örnek verelim. Ben hep aynı örneği veriyorum ama uygun bir örnek olduğu için veriyorum. Diyelim ki bir kasabada kalp hastalıkları uzmanı bir tane doktor var. Tekel mi? Şimdi örneğimiz itibariyle söylüyoruz. Tekel o kasabada tek kişi. Yani o anlamda hizmet almak isteyen birisi ona gidecek. Diyelim ki muayenehanesinde bekliyor. Ee, o e, bir müşteri girdi içeriye. Müşteri demeyelim, hasta diyelim. Hasta diyelim. Hasta girdi içeriye. Kim olsun? Ahmet amca. Ahmet amca girdi oturdu. Bir vakti Fatma teyze de orada oturuyor. Kasaba ya küçük yer birbirlerini de tanıyorlar. Ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyim. Yani gel işte bir muayene olalım kontrol maksadıyla geldim. Hani muhabbet o ya. Fatma teyzeyi çağırdı. Fatma teyze girdi. Muayenesini oldu. Dedi ki ne kadar ödemem gerekiyor? Doktor dedi ki işte 200 lira. Çıkardı verdi. Çıkarken Ahmet amcaya da sana da geçmiş olsun dedi gitti. Ahmet amca girdi içeriye dedi ki aynı işleri yaptı bakın aynı muayene aynı süreç farklı hiçbir şey yapmadı. Neyi söylemeye çalışıyorum? Aynı hizmet aynı ürün. Ama Ahmet amca biraz zengin biraz zengin. Şimdi doktor hem Fatma teyzeyi tanıyor hem Ahmet amcayı tanıyor. Ahmet amca çıkarken ne kadar ödemem gerekiyor dedi. Amca dedi 400 lira versen yeter dedi. Mesela. Çıkardı verdi verebiliyor. Çıktı gayet memnun. Bakın memnun hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Ve çıktı. Şimdi bakın doktor ne yapmış oldu? Kişileri tanıyor. Bir kere birinci derece o mükemmel fiyat farklılaştırması dediğimiz bunu uygulayabilmemiz için e, Talebeyi, alıcıları çok iyi tanımanız gerekiyor. Her şeyiyle tanımanız gerekiyor. Ve ki ne yapmaya çalışıyor aslında? Hatırlayın benim olmadığım derste hocanız anlattı. Tüketici rantı var ya verebileceği en yüksek. Onu almaya yani tüketici rantının tamamını almaya çalışıyor. Tamamını almaya çalışıyor. O kişi 401 lira veremez. Ama 400 lira verebilir. abartarak söylüyorum. O 4 ve alabileceğini ne? E, Fatma teyze 201 lira veremez. Ama 200 lira verebilir. 200 lira. Bakın tamamını aldı. Tamamını aldı. Şimdi bir iki gün geçti. Sonra Fatma teyze ile Ahmet amca sokakta karşılaştılar. Şimdi dedi ki. Fatma ne yapıyorsun? Ahmet iyiyim falan. Hani nasıl oldun? iyi misin? İyiyim. Valla gayet iyi. Doktor sağ olsun falan dedi. Hani muhabbet bu ya. Aralarında da iyi bir muhabbet var. Dedi ki ee, Ahmet amca falan. Ya sen kaç lira ödedin dedi. Samimiyet hani söylersiniz arkadaşınıza bunu sorabilirsiniz. Ben dedi 200 lira verdim. Şimdi bakın Ahmet amcanın durumuna. Ne olur acaba? Kalp krizi geçiriyormuş. <laughs> Ha işte Ahmet amca dedi bir daha gidersem dedi. İki olsun dedi. Bir daha. Ha ne yaptı? Gitmeyeceğim ben buraya. Bineceğim otobüse şehre gideceğim. Şehirde muayene olacağım? Ha bakın o durum yani şunu yapmak bu birinci derece fiyat farklılaştırmasını uygulamak zaten mükemmel denmesinde kasıt da o. En yüksek tüketici rantını en yüksek aldığınız fiyat farklılaştırmasıdır bu arkadaşlar. O nedenle e, uygulanması biraz güçtür. İkinci dereceye gelir. Bu ikinci ve üçüncü dereceyi çok sık görüyoruz. İkinci derece fiyat farklılaştırması buna miktarlar arası ya da burada da söylendiği gibi blok fiyat farklılaştırması şeklinde de görüyoruz. İki yönlü görebiliriz bunu. Nasıl? Ee, i̇şte elektrik tüketimini düşünün. Rastgele söylüyorum yani herhangi bir şey bilgiye dayanarak söylemiyorum. İşte 10 kW'a kadar yüksek bir rakamı bilmiyorum ama 10 kW'a kadar 20 lira, 10 kilovattan sonrası işte 20 kW'a kadar 30 lira, 20 kilovattan sonrası da 40 lira. Ne yaptı? Aynı ürünü, aynı ürünü miktarlara bölerek yükselterek sat. Bu elektrik de böyledir. İşte onun uygulamaları var. Eskiden böyle Şu anda tam bilmiyorum. Onu söylemiş olayım. Yani burada alabileceğinin en yükseli. Şimdi biraz gelir düzeyi düşük bir aileyi düşünelim. Elektrik tüketimini ne yapacak? İşte fazla lambaları kapatacak. Bir oturduğu yerin lambasını açacak. Ne bileyim mümkün olduğunca bulaşık makinesi, çamaşır makinesi bunları doldurup çalıştıracak. Yani ne yapıyor? Tasarruf uyguluyor. Yani bütün tasarruf tedbirlerine dikkat ediyor ve 10 kilovatı geçmedi. 10 lira ödedi. Bakın onun ödeyebileceğinden ne kadarsa onu almaya çalışıyor. Ama biraz daha gelir düzeyi yüksek olduğunu düşünelim. Ee, yanıyor. Bütün ışıklar yanıyor. Hiç önemli değil. yansın. Yani. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi durmadan çalışıyor. Bütün televizyon ne varsa elektrikli alet edevat hepsi kullanılıyor çalışıyor. Çünkü çünkü ödeyebiliyor. Ha ne yaptı elektrik firması? Elektrik firması ne yaptı burada? Ödeyebileğinden aynı ürün daha çok para aldı. Halbuki aynı ürün. Biri 9 kW kullandı, öbürü 30 kW kullandı. Ha 30 kW ödeyebiliyor. O zaman ondan daha çok alıyor. Bu. Mesela bu blok. Efendim? Ha evet. Bir saat durursanız, iki saat durursanız, üç saat durursanız. Yapıla, yapılabiliyor. Otoparkta da bu olabiliyor. Tersini de görebiliriz. Yani artabileceği gibi azalabilir de. Bunu çok sık görüyoruz. Mesela alışveriş merkezlerine gittiğinizde ne diyor? Bir tane alırsanız 50 lira, iki tane alırsanız 75 lira. Üç tane de alırsanız 90 lira. Mesela ne yapıyor? Orada da çok satmaya çalışıyor. Belki birim başına kar düşük ama toplamda çok gelir elde ettiği için toplamda karı, sürümden kazanmak dediğimiz şey var ya o da ne yaptı? E, alım miktarı arttıkça daha e, ortalama fiyat azalıyor. Siz de diyorsunuz ki bir ürün 50 lira. Şimdi bir tane daha alayım. Bana bir ürün işte 30 bilmem kaç liraya gelsin diyorsunuz. Öyle hareket ediyorsunuz. Ne yaptı? Sizi sizden alabileceğini almaya çalıştı. Size halbuki bir tane lazımdı. E dediniz bir tane de kardeşimi alayım. Almışken. E bir tane de hediye ederim dediniz mesela. Ama size bir tane lazım. Ama ne yaptı? O satıcı size iki tane ürün sattı. İki ürün sattı. Ha burada Birin başına kardan öte neye bakıyor? Toplamda gelir. Akşam baktığında yüksek bir hasılat var. Baktığında akşam kar da yüksek. Çünkü ne de sorun yok? Ürün tedariğinde problem yok. Ben onun yerine o ürünü koyabilirim. O nedenle bu tür fiyat farklılaştırması da ikinci derece fiyat farklılaştırması örnek olacaktır. Gelelim üçüncü derece fiyat farklılaştırmasına. Bunu... E bunu da görüyoruz. Mesela öğrenci bileti uygulaması. Tam bilet, öğrenci bileti, öğretmen, yaşlı, işte 65 yaş üstü uygulamalar. Tabii burada biraz daha sosyal e, amaç ön planda. Ama uçak, e, tren düşündüğünüz zaman ekonomik business diye ayrılan kısımları var. Küçük ufak tefek farklılıklarla. İşte Ankara'dan kalktı, Eskişehir'e, İstanbul'a gitti. Yer gidilen yer aynı. Aslında e, ürün aynı ürün. Ufak tefek farklılıklarla ürünü daha yüksek fiyattan ödeyebilene. Şimdi bir öğrenci e, aylık gelinleri annesinden babasından ayrılan şey düşünürsek, ne yapacaktır? Tabii ki ekonomik klası seçecektir. Hatta bizi öğrenciyken tabii hızlı tren falan yoktu numarasız vardı. O en ucuz oydu. Ayakta gidiyorsunuz, bulabilirseniz oturabiliyorsunuz. Hani ben onu verebiliyorum mesela. Ama business'da giden bir uçağı düşünün. Ekonomikle business arasında herhalde iki kat fark vardır değil mi? Biri 200 ise diğeri 400'dür, 500'dür. Fark var mı? Aynı uçak. Aynı uçakta gidiyor. Nedir? İşte arada bir perde var. Ha, <laughs> Cem Yılmaz'ın şey değil mi? Hani ikisi de bir arkada bir önde. Yani ama biri 200 lira öderken diğeri 400-500 lira ödüyor. Ee, yani <laughs> sonuçta firma e, aynı koltuğu aynı demeyelim de yani daha yüksek fiyattan ufak tefek farklılıklar. Birisi işte portakal suyu belki isteyince geliyor öbürüne istemeden geliyor mesela olabilir. Yani bu tür ufak tefek farklılıklarla işte yine Cem Yılmaz'ın dediği gibi düşünce ikisi de ölüyor yani ayrıcalık tanımlı, tanımıyorlar yani. Öyle bir Allah korusun tabii böyle şeyler yaşanmasın. Buna da üçüncü derece alıcılar arası fiyat farklılaştırması dediğimiz fiyat farklılaştırılması diyoruz arkadaşlar. Aynı aynı monopol tekel yani zaman zaman ağzımdan tekel çıkıyordur monopol çıkıyordur aynı şey. Monopolle tekel aynı şey. Bakın burada da ikinci derece fiyat farklılaştırmasında bu e, üretici bu satıcı P3 fiyatından satsaydı elde edici hasılat P3 Q3 kadar. Alanı düşünün. P3 Q3 şu dikdörtgenin alanını düşünelim. Şu Q3 şu dikdörtgeni düşünelim. Şu alan kadar ee, tüketici rantı ne kadar oldu? Ee, şu üst kısım, şu P için üstündeki üçgeni düşünün. O üçgen kadar bir tüketici rantı tüketicinin cebinde kaldı. Ha, amaç ne? Daha. Dediniz ki biraz daha, işte e, farklı fiyattan satayım, farklı fiyattan satayım. Şu P 2 FJ P3 alanını da alayım. Biraz daha farklı fiyat. Ne yaptı? Ne yaptı? Tüketici rantı bakın gitgide küçüldü. Şuradan çizmeye çalışayım. Bakın şu bölgeyi tamamen uyguladığı fiyat farklılaştırmasıyla şey tekelci firma aldı şu bölgeyi. Daha önce tek fiyat P3 uygulamış uygulamış olsaydı Şu tüketici rantı kalacaktı arkadaşlar. Şu tüketici rantı kalacaktı. Ama şu anda tüketici rantı ne kadar? Ona bakalım. Şu uygulama durumunda bakın tüketici rantı şu alan kadar azaldı. Şöyle çizmeye çalışayım. Pardon, pardon. Şöyle. Evet. Şu alan kadar tüketici rantı azalmış oldu tüketici rantından geriye kalan nedir? Şu üçgenlerin alanları. Bakın şunların. Evet şunlar. Şurayı da birleştirdiğimizi düşünelim. Tüketici rantından kalanlar bunlar. Kalanlar. Amaç ne demiştik? Tamamını almak. Mesela 400 demiştik ya şeye. E, Ahmet amca 400 lira ödüyordu. Şurası 400. 401 diyelim şuraya 401. Mesela şurası 401. 401'e kimse almıyor ama 400'e bir kişi alabilir. İşte bu üçgeni tamamen o tüketici rantını birinci derece fiyat farklılaştırmasında tamamını alıyor. Tamamını. Evet. Şimdi gelelim. Monopolcu rekabet. Şimdi nasıl oluyor? Yani monopolcu yani tekelci aynı zamanda rekabet. Yani bu ikisi bir arada nasıl oluyor acaba? Bu piyasa nasıl bir piyasa? Hem monopolcu tekelci hem de rekabet var. Burada e, markaları biliyoruz değil mi? Bir sürü işte televizyon markası var, otomobil markası, deterjan markası. Düşündüğünüz zaman bir markete girin, en vay çeşit marka görüyorsunuz. Diyelim ki bir beyaz eşya mağazasına girdiniz. Orada X marka bir televizyon var. X marka bir televizyon. Peki o Anadolu marka diyelim. Hani üniversitemizin adı ya. Anadolu marka televizyon. Peki bu Anadolu marka televizyonu Anadolu firmasından başka bir firma üretip satabilir mi? Hayır, Anadolu firmasının tek elindedir. Tekel lafı oradan gelir. Anadolu marka televizyonu sadece Anadolu firması üretip satabilir. Peki başka televizyon firması yok mu? Var. Trakya var mesela. Karadeniz marka var, değil mi? Ha, birçok marka televizyon firması var. Peki aralarında rekabet yok mu? Var. İşte monopolcülük markadan geliyor. Rekabet de o sektördeki diğer firmaların aynı şekilde olmasından kaynaklanıyor. Peki bunları biz nasıl ayırt ediyoruz birbirinden? Ya nasıl ayıracağız bir, bu firmanın mıdır? Her şekilde bir kendilerinin bir şey vardır, ayrılığı vardır. Marka var en azından ismi yazıyor. İsmi yazmasa bile bakarsınız hiç ismini görmemişsinizdir ama bir otomobile hangi marka olduğunu anlarsınız. Hani otomobillerle biraz ilginiz varsa yazıyı görmeden bile uzaktan hangi otomobil olduğunu 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebilirsiniz. Dolayısıyla monopolcu rekabet piyasasının en önemli özelliğidir. Fiyat, özür diliyorum. Mal farklılaştırması. Ürünler birbirinden farklıdır. Mal farklılaştırması daha önce de söylediğim gibi şey, şekil, renk, desen, içerik, ambalaj, marka yani satışı, sunumu her ürünü ürünü farklılaştıran her türlü aktivite, aksiyon, uygulama mal farklılaştırmasını ortaya koyacaktır. Ürüne garanti vermeniz, promosyon uygulamanız, onu e, bir şekilde satmak için e, uğraş, her türlü uğraş. Reklam reklam harcaması çoktur mesela. Burada pazarlama harcamaları çok fazladır monopolci rekabetli. Çünkü ürünü tanıttığınız, ürünü e, anlattığınız ölçüde ürününüzü satabileceksinizdir. O nedenle, çok sayıda alıcı-satıcı satı var, vardır. Tam rekabete çok yakındır. Hani biraz önce çizdik ya. Şurada çizmiştik. Tam rekabet. Monopolci rekabet. Tam rekabete yakındır. Çok sayıda alıcı-satıcı vardır. Birbirine yakın. Düzeyde. Rekabet üst düzeyde. Evet. Tam rekabette homojen mal vardı. Burada farklı, farklılaştırılmış mal. Piyasaya giriş çıkış yani tam rekabet kadar olmasa da serbesttir. Serbesttir. Ee, piyasada bilgilendirme vardır ama bunun tam olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü e, firma tabii ki ürününün ürününü en iyi firma bilir. Ne yapar? İyi yönlerini anlatmaya çalışır ürününü satmak için. Yani eksilerini sıkıntılarını anlatmadığı müddetçe de eğer siz o konunun o tür ürünlerin uzmanı değilseniz bilemezsiniz. Dolayısıyla hani tam bilgi şeffaflık dediğimiz hani oligopol ve monopole göre yüksek olsa da tam rekabete göre yine bilgilendirme anlamında şeffaflık anlamında tam olduğunu söyleyemeyiz. Grafikler aynı. Monopol için anlatmıştık ya grafik. Aynı ancak monopolcü rekabette uzun dönemde normal üstü kar yoktur. Uzun dönemde aynı tam rekabette olduğu gibi normal kar vardır. Şuraya hızlıca çizeyim arkadaşlar. Şu ortalama gelir, şu marjinal gelir, şu ortalama toplam maliyet, şu marjinal maliyet. Ha, kısa dönem durumu bu. Kar maksimizasyon nerede? Yine MRMC eşitliğinde. Bakıyoruz, fiyat 5 lira, maliyet 4 lira. Bakın aynı. Biraz önce dersimizin ilk bölümünde bahsettiğimiz gibi. Ancak bu kısa dönem, monopolcu rekabette kısa dönem. Uzun dönemde, uzun dönemde bu kar durumunu gören Hani piyasaya giriş çıkış serbestti ya monopolcu rekabette. Ee, tekelde öyle bir şey yoktu. Piyasaya giriş engellenmişti değil mi tekelde? Yasal ve doğal nedenlerden dolayı piyasaya rahatlıkla giriş olmadığı için monopol firması, tekel firması bunu kısa dönemde de uzun dönemde de sağlayabiliyor. Ama monopolcu rekabette piyasaya girişte engel olmadığı için, kolay olduğu için şu karı gören firmalar, şu karı gören firmalar ne yapacaktır? Piyasaya girecek. Firmalar piyasaya girirse ne olur? Ürün bollaşır, fiyat aşağıya gelir. O durumda ne olacaktır? Ee, şöyle diyelim, şu ortalama toplam maliyet eğrisi olsun. Ne olacak? Fiyatın düşmesiyle toplam maliyet eğrisi aşağı doğru kayacak. Şu durum oluşacak. Şunu ben yapmaya çalışayım. Şu, şöyle yapayım. Marjinal maliyeti de şuradan geçireyim. Şurası marjinal maliyetle marjinal gelir eğrilerinin kesiştiği yer. Kar maksimizasyonu. Ha, şimdi buradan çıktığımda bakıyorum. Şu ortalama gelir eğrisi. Fiyat nedir? 5. Düştü fiyat pardon. 3 diyelim. Fiyat 3. Ha maliyet de 3. O da 3. Çünkü bakın burada e, ortalama gelir eğrisiyle ortalama toplam maliyet eğrisi birbirine teğet oluyor. O en akarsak, M noktası... Şurası MR, şurası MR eşit MC. Yani kar maksimizasyonunun olduğu yer. Ne demiştik? Firmalar kar maksimize edecek şekilde davranırlar. Onun için de şey nedir? Marjinal gelir ve marjinal maliyet eğrilerinin kesiştiği yer. Şurası. Buradan çıktık. Şurada fiyatı baktık 3. Maliyete baktım. O da 3. Yani fiyat uzun dönem için söylüyorum. Fiyat eşittir. Ortalama toplam maliyet. Buna ne de demiştik? Buna ne demiştik? Normal kar demiştik. Yani e, ekonomik karın sıfır olduğu yer ekonomik karın sıfır olduğu yer normal kar olarak nitelendiriliyor. Neden böyle oldu kısa dönemden bu şekilde dönüştü? Biraz önce de söylediğimiz gibi şu karı gören diğer firmalar piyasaya girdi. Piyasaya girmesiyle birlikte ürün bollaştı. Ürün bollaşınca fiyat aşağıya geldi. Fiyatın düşmesi daha önce 5 liraya olan durum aşağıya düşmüş oldu. Tabii bu biraz e, monopoloji rekabette tam rekabetin yaşadığı durumu yaşadığını söyleyebiliriz. Monopoloji rekabet firması. Sol grafik kitabınızda da var. E, kısa dönemi sağ grafik ise uzun dönem monopolci dengesini göstermekte arkadaşlar. Şimdi gelelim son konumuz. Artık kitabımızın da son konusu, dersimizin de son konusu oligopol. Oligopol az sayıda az sayıda büyük firmanın var olduğu piyasa türüdür. Az sayıda büyük firmanın olduğu piyasa türüdür. Burada oligopol firmaları e, fiyat belirleme gücüne sahiptir. Tekele yakındır zaten. Tekele yakındır. Tabi tekel tam tekel olduğunu söylemeyiz çünkü tek firma yoktur. Az sayıda şuraya oligopol diyelim. Büyük firmanın olduğu piyasa türüdür. Birbirleriyle rekabet içindedirler. Ve e, oligopol piyasası da firmalar birbirlerine bağımlıdır. Birbirlerini çok yakından takip ederler. Ürün politikaları, fiyatlama politikaları, e, gele, yapacakları diğer faaliyetler her türlü politikaları çok yakından izlerler. Yaptıkları promosyon, yaptıkları tutundurma faaliyetleri, pazarlama faaliyetlerini hepsini yakından takip ederler. Türkiye'de mesela 3 tane GSM firması var değil mi? Bakın, tipik bir oligopol piyasası. Üçü de birbirine sıkı, birbiriyle sıkı rekabet içindedirler. Üçünün de herhangi bir faaliyet yapması Diğerinin de onu takip etmesine sebep olur. Biri bir e, ürün mü ortaya koydu? O da ona benzer bir ürün ortaya koyacaktır. Birisi bir e, pazarlama faaliyeti mi gerçekleştirdi? Benzerini diğeri de yapacaktır. Birbirlerini çok yakından takip ederler. Hani meşhur içecek firmaları vardır hani dünyaca iki tane. Bakın tip, tipik oligopol, duopol diyoruz mesela iki firma varsa duopol diyoruz. Büyük firmalar ve birbirleriyle çok e, böyle büyük rekabet içindedirler. Dolayısıyla baktığımız zaman özelliklere bakalım. Az sayıda satıcı çok sayıda alıcı vardır. Piyasadaki firmalar birbirlerine bağımlıdır. Faaliyetlerini birbirine göre belirlerler. Sattıkları mal homojen ya da farklılaştırılmış olabilir. Homojen mal da satılabilir. Farklılaştırılmış da olabilir. Şimdi oligopol çeşitlerinde onu anlatacağız. Aynı tekelde olduğu gibi piyasayı girişi engelleyen yasal ve doğal nedenler vardır. Yasal ve doğal nedenler vardır şeklinde söyleyebiliriz. O hani anlatmıştık ya kaynaklarını aynı şey. Ne demiştik? Ölçek ekonomileri demiştik. Ne demiştik? Kamu ayrıcalıkları, patent, telif demiştik. Kaynağına sahip olma, network demiştik. Aynı sebeplerle piyasaya giriş engellenmiştir. Peki oligopolün türleri nelerdir? Onlara bakalım. Ne tür oligopoller vardır? E, saf oligopol, farklılaştırılmış oligopol. Eğer piyasada satılan ürün, oligopol piyasasında satılan ürün homojense, Homojen bir ürünse ona ne diyoruz? Saf oligopol. Türkiye'deki demir-çelik piyasasını düşünebilirsiniz. 2-3 tane demir-çelik firması vardır. Hepsinin ürünleri homojendir. Yani çubuk demir, saç, çelik malzemelerini düşünürseniz homojendir. Yani tamam üzerinde marka şudur budur vardır ama malın niteliğine baktığınızda üç aşağı 5'e yukarı birbirinin aynı özelliğe sahiptir buna homojen e, ol, e, oligopole, saf oligopole örnek verebiliriz. Farklılaşırılmış oligopolde ise eğer satılan, piyasada satılan oligopol piyasasında satılan ürün farklılaşmışsa ona da ne diyoruz? Farklılaştırılmış oligopol. İşte CSM firmalarını örnek verdik. içecek firmalarını örnek verdik ki bunun sayısı e, var yani var. Çok fazla olmasa da var. Hastaneler olabilir, evet. Bir yani e, biraz hastane sayısı fazla. Hani e, o durumda biraz monopolcü rekabete yaklaşabiliyor, olabiliyor. Hani firma adlarını düşünürsek. Bir de anlaşma durumuna göre. Eğer e, oligopolcü firmalar kararlarını bir grup olarak maksimize, e, karlarını bir grup olarak maksimize edebiliyorlarsa, o zaman diyoruz ki tam oligopol birbirleriyle anlaşıyorlar. Bu durumda sanki tekel firması gibi hareket edebiliyorlarsa ve bir grup halinde karlarını maksimum kılabiliyorlarsa buna tam oligopol diyoruz. Ancak bu firmalar karlarını bir grup olarak maksimumlaştıramıyorlarsa, en üst düzeye çıkaramıyorlarsa tamam oligopol piyasasıdır ama kısmi oligopoldür şeklinde söyleyebiliriz. Evet, oligopol piyasası bütün bütün tüm piyasa türlerine baktığımız zaman içerisinde en karmaşık olan piyasa türü olarak söyleyebiliriz. Çünkü içinde e, strateji vardır. Firmalar birbirlerine bağımlıdırlar. Firmalar birbirlerine bağımlıdırlar. Dolayısıyla e, strateji politika işin içerisine girdiği için Firmaların e, kar amaçlarının dışında piyasa payını artırma, piyasa payını koruma gibi e, amaçlarla e, karlarını maksimum edememe durumları da olabilir. Mesela bu konuda üç tane teoriden bahsedebiliriz. Dirsekli Talep Teorisi. Dirsekli Talep Teorisi şunu söyler. Der ki, oligopol piyasasında herhangi bir oligopol firması Fiyatını düşürdüğünde diğerleri de fiyatını düşürür. Neden? Düşürmezse ne olur? Bir, bir firma fiyatını düşürdü, diğerleri düşürmezse ne olur? Hayır hayır aynı mal. Hı. Evet müşterisini kaybeder, piyasa payını kaybeder. Bunu kaybetmemek için o da fiyatını düşürmek zorundadır. Eğer o oligopol firmalarından bir tanesi fiyatını artırırsa diğerleri onu takip etmez. Neden? Sebep aynı. Fiyatını artıran firmanın yine müşterilerini çekmek, o tüketicileri kendilerine çekmek için onu takip etmezler. O durumda da e, dirsekli bir talep eğrisi karşımıza çıkar. Nasıl? Onu çizelim. Şöyle diyelim. Fiyat şurada oluştu. Şimdi piyasadaki fiyat şu. P fiyatı. P0 diyelim. P0 fiyatı ve miktar da Q0. Burada iki tane talep eğrisi görüyoruz. Şu anda fiyat bu. Herhangi bir firma fiyatını düşürürse hepsi düşürür. Hepsi düşürür. Hepsi düşürür. Ama bir firma fiyatını artırırsa Şurada, şuradayız mesela bir firma fiyatını artırdı. Diğerleri onu takip etmeyecektir. Diğerleri onu takip etmeyecektir. Dolayısıyla şu talep eğrilerinin şu kısımlarını silersek karşımıza böyle dirsekli bir talep eğrisi çıkacaktır. Bu nedir? Şu anda oligopol piyasasının yaşamış olduğu talep durumunu gösterir. Evet. Gelelim fiyat önderliği teorisinde. Bu biraz daha farklı. Burada piyasadaki oligopol firmaları düşünüldüğünde birisi önder kabul edilir. Ve o ne yaparsa diğerleri de onu yapar. Fiyat mı artırdı? Fiyat artırırlar. Fiyat mı düşürdü? Fiyat düşürürler. Bu şekilde davranırlar. Burada önder firma ya o piyasadaki en büyük firmadır, genelde de öyledir. Ya o firma piyasadaki köklü firmadır ve etkin çalışan bir firmadır, maliyetleri düşük olan bir firmadır ki onu takip ederler veyahut e, bu e, davranış fark edilmemesi için burada yazmıyor gerçi de içlerinde küçük olan bir firmada davranış e, sezilmesin. Çünkü bu yasa dışı, yasa dışı bir şeydir. E, o firmayı da şey Önder kabul edebilirler. Böyle durumlarda, böyle radyolarda, televizyonlarda, gazetelerde duyarsınız. E işte maliyetler arttı. Biz üreticiler olarak mümkün olduğunca dayanmaya çalışıyoruz ama bakalım nereye kadar. Bu bir sinyaldir. Bu tür davranışlar böyle röportajlarla, böyle gazete, dergi, televizyon e haberleriyle bir şekilde diğerlerine ulaştırılacaktır. Bu bir yöntemdir. Ama diğerleri onu takip edecektir. Kartel teorisine geldiğimizde de burada firmalar sanki tek bir firmaymış gibi hareket ederler. Tek bir firmaymış. Beş tane firma var örneğin. ya üç tane firma var diyelim. Üç firma ortak karar verirler. Böylece gerçek anlamda bir tekelci gibi davranabilirler. OPEC mesela günümüzde OPEC yani petrol ihraç eden ülkeler birliği. Buna tipik bir örnektir. Bir karteldir. Yani fiyatları istediği gibi belirlerler. Ki günümüzde bunu çok öyle kolay yapamıyorlar. Geçmişte bu yapıldı. Petrol krizleri vardır. Meşhur derslerinizde de görürsünüz. İşte 70'li yıllardaki o petrol krizlerinin oluşmasında OPEC'in önemli etkisi vardı mesela. Önemli etkisi vardı. Ama kartelin uygulanması biraz problemlidir çünkü e, kartele üye olan ülkelerin anlaşmaya uğrması gerekir ve piyasada firma sayısı arttıkça kartelin uygulanması da zorlaşacaktır ki böyle bir durum tespit edilirse zaten bu yasal değildir yasal değildir bu böyle bir şey olursa da gerekli uygulamaydılar e, cezalandırmalar e, normal piyasalardan söz ediyoruz tabii o pekten söz etmiyoruz normal bir ülke içerisindeki piyasalardan söz ediyoruz. Rekabet kurumları buna müdahale edecektir, devlet buna müdahale edecektir, bir takım yaptırımlar uygulanacaktır. Kartel teorisiyle ilgili de kısaca, basitçe bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, şimdi ben burada piyasa etkinliği ile ilgili bir şeyler örnek bir tablo var ortak. Baktığınız zaman arkadaşlar tam rekabetten monopole doğru gidildikçe monopole doğru gidildikçe monopole doğru gidildikçe arkadaşlar rekabet azalacaktır. Rekabet azalması demek firmaların fiyat belirleme gücünün artması demek. Bu da maliyetleri ikinci plana yetecektir. Çünkü maliyet ne olursa olsun üzerinde bir fiyat belirleme gücü olduğu için etkinlik azalacaktır. Tam rekabette tam etkinlik vardır kaynak kullanımında. Çünkü firmalar ee, mümkün olduğunca en düşük maliyetle üretimlerini gerçekleştirmeleri, durum gerçekleştirme durumuyla karşı karşıya kalacaklardır ve tam rekabette en etkin kaynak kullanımından söz edebiliriz. Monopolde ise tam tersidir. Çünkü burada fiyat ortalama toplam maliyetin üzerindedir. Bu da kaynak kullanımda etkinsizliği gösterecektir. Ve şöyle bir çizgi çekersek bu kısımda kaynak kullanımında etkinlik tam rekabete göre daha düşüktür. En yüksek gitgide kaynak kullanımında etkinlik monopole yaklaştıkça azalacaktır ama üç piyasa türünde de etkinsizlikten Söz edebiliriz. Evet. Şöyle gelirim. Burada daha önce söylemiştik e, tah, e, tahsis etkinliğinden bahsetmiştik. Orada neydi? Fiyat marjinal maliyete eşitti tam rekabette. Ama diğerlerinde bunlar da monopol, cürekabet, oligopol ve monopolde fiyat marjinal maliyetten büyük. Yani ortalama gelir, ortalama gelir. Ee, hep marjinal maliyetten büyük olarak gerçekleşecek ve bu da tahsis etkinliğini aynı zamanda üretim etkinliğini ortadan kaldıran bir durum olarak karşımıza çıkacak ve neden hep ülkeler ülkede rekabet artsın istenir? İşte hem ülke kaynakları etkin kullanılsın, hem de fiyat rekabet varsa fiyat düşüktür, insanlar daha çok mal ve hizmet tüketebilir ve refah artar şeklinde söyleyebiliriz. Evet kısaca etkinliği de bu şekilde bahsettikten sonra bu dönemimizi artık bitirdik arkadaşlar.